14 Mart 2021 Pazar, ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz eyaletleri bugün eyalet meclisi seçimleri için sandık başındaydı. Hessen eyaleti de belediye meclislerini seçti. İlk sonuçlara göre Baden-Württemberg'de Yeşiller, Rheinland-Pfalz'de ise SPD birinci parti oldu. Her iki eyalette de mevcut koalisyonların devam etmesi bekleniyor. CDU oylarında düşüş var. CDU Genel Sekreteri, "Bu partimiz için iyi bir seçim gecesi değil," dedi. Bazı CDU'lar da iki eyaletteki başbakanların kişisel başarısına bağlıyorlar bu düşüşü. Son hafta yaşanan maske skandalı da CDU'ya oy kaybettirmiş görünüyor. Kötü olan, AfD'nin her iki eyalette de %10'un üzerinde oy alması oldu. Oylarında biraz düşüş de yaşansa aşırı sağcılar yine meclislerde yer alacaklar. Rheinland-Pfalz Başbakanı Malu Dreyer net bir zafer kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Baden-Württemberg Başbakanı Kretschmann da sonuçlardan memnun. Almanya'da yeni vaka sayısı 10.790, pazar pazartesi biraz düşük açıklanıyor. Ancak geçen pazara göre yaklaşık 2.700 artış var. Can kaybı ise 70 olarak açıklandı. İnsidans değeri dün 76 idi. Bugün yine yükseldi, 79 oldu. R değeri de 1.19. Maalesef her iki değer de artıyor. Yoğun bakımların %83'ü dolu. Acil Tıp Derneği Başkanı Marx krizin kötüleştiğini söyledi. Özellikle personel sıkıntısından şikayet etti. Hasta bakıcı mesleğinden kaçışı durdurmamız lazım dedi. Hasta bakıcıların %32'si şu anda görevlerinden ayrılmayı düşünüyor. SPD'nin sağlık uzmanı Profesör Lauterbach ise tüm gevşeme adımlarının derhal kaldırılmasını istedi. Dün Robert Koch Enstitüsü Nisan ayı için tahminlerde bulunmuştu ve 30 bin vaka sayısına çıkılabilir demişti. Lauterbach bu tahminlerin gerçekçi olduğunu düşünüyor. NRW'nin Düren şehrini de örnek gösterdi. Burada insidans değeri 240, ancak eyalet hükümeti okulları açık tutuyor. Bu bir sorumsuzluk dedi. Rheinische Post'a konuştu SPD'nin uzmanı. Okulların Paskalya'ya kadar kapatılması gerektiğini söyledi. Mutasyon gençler arasında yayılıyor. İki haftadır üçüncü dalganın içerisindeyiz ifadelerini kullandı. NRW Eğitim Bakanlığı ise okulların enfeksiyonların yayılmasından sorumlu olmadığını savunuyor. Alman Ekonomi Enstitüsü ise 2021'in ilk 3 ayındaki kilitlenmenin 50 milyar avroya mal olacağını açıkladı. Pandeminin ekonomiye zararı şu ana kadar 250 milyarı geçti. Enstitü Direktörü Hüter yardımların ödenmesinin çok uzun sürmesini de eleştirdi. 16 bin şirket iflas etti, 5 bin kadar da yapay olarak canlı tutulan zombi şirketler var dedi. Volkswagen firması 5 bin çalışanıyla erken veya kısmi emeklilik yoluyla vedalaşmaya hazırlanıyor. 120 bin çalışanı var firmanın. İlk olarak personel giderlerinden tasarruf etmek istiyorlar bu gibi durumlarda. Deutsche Bahn'da Eylül ayından bu yana istasyonlarda 312 bin maske cezası kesildiğini açıkladı. Firma çalışanları yaklaşık 200 defa maske takmak istemeyen kişilerin saldırısına uğradı. Dresden Belediye Başkanı da gösteriler esnasında yaşanan şiddet olaylarını eleştirdi. "Yaşananlar gösteri yasağının ne kadar doğru olduğunu bize kanıtladı," dedi. Bavyera eyaleti ise öğrenciler hızlı test yapsın diye 100 milyon adet hızlı test satın alacak. Her öğrenciye haftada en az bir defa hızlı test yapılacak. Markus Söder tüm ilk öğretim okullarının ve liselerin açılacağını söyledi. Nürnberg'de okullar açıldıktan bir hafta sonra vakalar yeniden artınca uzaktan eğitime geri dönülmüştü. Bu akşamın geleneksel tünelin sonundaki ışık açıklaması ise Berlin Sanayiciler Birliği Başkanı'ndan geldi. Lige, mevcut durum ışığın en iyi ihtimalle uzun bir tünelin sonunda olduğunu gösteriyor dedi. İşletmeler için yeniden yapılandırma programı uygulanmasını istedi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans aşı stratejisinde başarısız olduklarını söyledi. Tagesspiegel'e verdiği röportajda hem Brüksel hem de üye ülkeler hatalar yaptılar dedi. Bazı ülkeler parayı bastırıp nüfusun yarısından fazlasını aşıladılar. Örneğin İsrail. Burada aşı yaptıranlar konserlere gidebiliyor, futbol maçlarını bile stadyumlarda izleyebiliyor. 130'dan fazla ülke ise henüz tek bir doz aşı bile satın alabilmiş değil. Dünya Sağlık Örgütü dayanışma içerisinde olmazsak mutasyonlar çoğalacak uyarısında bulundu. Yani yardım edelim diğer ülkeleri diyorlar ama insanlık adına değil, yardım etmezsek mutasyonlar çoğalır sonra bize geri gelir diye. Hollanda'da vaka sayıları artmaya devam ediyor. Başbakan Rutte gevşemenin riskli olduğunu düşünüyor. Kilitlenme ile ilgili kararlar
seçimlerden sonra 22 Mart'ta yapılacak olan toplantıda alınacak. Yarından itibaren de genel seçimler başlıyor. Normalde bir gün içerisinde seçim yapılıyordu ülkede. Ancak korona nedeniyle bu sene 15-17 Mart tarihleri arasında oy kullanılabilecek 37 parti yarışıyor. Seçim barajı yok. Türk kökenli 32 aday da meclise girebilmek için mücadele ediyor. Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımızın da mutlaka oy kullanmalarını arzu ediyoruz. Aşırı sağcılar anketlerde ikinci sıradalar. Onların etkisini azaltmak için sandığa gitmemiz, hatta giderken yanımızda birkaç arkadaşımızı da götürmemiz şart. Fransa'da günlük vaka sayısı 30 bin bandında seyrediyor. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 4 milyonu geçti. Bugüne kadar nüfusun %7.6'sı aşılandı. Belçika'da da vaka sayıları artıyor. Korona önlemlerinden şikayetçi olan sektör temsilcileri de yarın sabah otoyollarda protesto yapacaklar. Sabah 9 ile 10 arasında en fazla 70 ile giderek trafiği yavaşlatmak istiyorlar. Belçika'da yaşayanlar yarın trafik sıkışıklığına hazırlıklı olmalı. Yarından itibaren Türkiye'ye gidecekler de form doldurmayı unutmasınlar. Türkiye'ye giriş formu register.health.gov.tr adresinden doldurulacak. Bu siteye girince Türkçe seçeneği var elbette. Formu Türkçe doldurabiliyorsunuz. Ancak sitenin adı İngilizce. Buna Türkçe'de bir isim bulunursa iyi olur. Zira Türkiye'ye sadece yabancılar gitmiyor, biz de gidiyoruz. Aşı olanlara ayrıcalık tartışmasına British Airways de katıldı. İngiliz havayolu şirketi aşılananların herhangi bir kısıtlama olmadan seyahat edebilmelerini önerdi. Aşı olmayanlarsa negatif test sonucu ile seyahat etmeye devam edebilecekler. İngiltere'de hemşireler de protesto düzenlediler. Hükümet onlara %1 zam önerisinde bulundu. Enflasyon ise %1.7. İnsanlar canla başla çalışıyorlar. Sonra siz önümüzdeki sene biraz daha az maaş alın deniyor. Mesai arasında alkışlama eylemi yaptılar. Grev falan değil, çalışırken 2 dakika ara verip alkışlıyorlar. Çünkü başlarını kaşıyacak vakitleri yok. Sağlık çalışanları için balkona çıkıp alkışlamaktan biraz daha fazlasını yapmamız lazım. Bugün de tıp bayramı. Bu pandemi sürecinde canla başla çalışan tüm sağlık emekçilerinin bugünü kutlu olsun. 1827'de bugün 2. Mahmut döneminde ilk cerrahane kurulmuştu. Osmanlı'da modern tıp eğitiminin başlangıcı kabul ediliyor. Okulun kuruluşu her sene tıp bayramı olarak kutlanıyor. Bu okulu kuran hekimbaşı Mustafa Behçet. Tıp bilimi medresede öğretilemez, modern yöntemlerle öğretmek lazım diyordu. O dönemde dünyada yine büyük bir salgın vardı. Kolera salgını. Avrupalılar bunun Yakın Doğu ve Osmanlı kökenli olduğunu düşünüyordu. Behçet Efendi bir kolera risalesi kaleme aldı ve hastalığın Uzak Doğu kökenli olduğunu yazdı. Bu ilk Türkçe tıp kitaplarından biriydi ve Avrupa'da da etki yaptı. Almanca'ya çevrilip yayımlandı. 4000 adet bastırılmıştı ki o dönem için oldukça yüksek bir rakamdır. Devlet yöneticilerine, subaylara ve muhtarlara dağıtıldı. Behçet Efendi'nin ailesinin de büyük hizmetleri olmuştur devlete. Ünlü şair Abdülhak Hamit Tarhan'ın büyük amcasıdır. Osmanlı döneminde elçilik yaptı, babası gibi. Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün girişimleriyle milletvekili seçildi. Şarkısı da çok meşhur olan Makber şiirinin şairidir. Her yer karanlık, pür nur o mevki, mağrip mi yoksa makber mi yarab? Bu şiiri çok sevdiği eşinin ölümcül bir hastalığa yakalanması üzerine yazmıştı. Sonrasında eşini kaybetti. Londra'ya büyükelçi olarak gönderildi. Orada eşine çok benzeyen bir İngiliz kadınla evlendi. Ah Liz'i, bilirim ben ki nasıl sevmeli bir İngiliz'i diye yazdı. Sonra ondan ayrıldı. İrlandalı bir kadınla birlikte oldu. Mahbubelerin faide yok İngiliz'inden, ayrılmayayım İrlandalı'nın bari izinden diye yazdı. Ondan da ayrıldı. Belçikalı genç bir kadınla evlendi. Bayan Lucien. Savaştan sonra Viyana'ya gittiler. Çok sıkıntı çektiler. Mevki Viyana, bir darbe-i makus ile düşmüş o yana. Cepler delik az çok, lakin ne zarar var ki, delikten düşecek yok. Şairi Azam şiirini yazdı. Sonrasında Ankara hükümeti kendisini İstanbul'a davet etti. Maaş bağladı, bir ev tahsis etti. 1937'de vefat ettiğinde Zincirli Kuyu Mezarlığı yeni kurulmuştu. Bizzat Atatürk'ün talimatıyla Zincirli Kuyu'ya defnedilen ilk kişi oldu. Bir mezarlığın ilk sakini olarak Makber'i yazan şairden daha uygun bir isim zaten bulunamazdı. Süratle nasıl değişti halim, almaz bunu havsalam hayalim,
Bir şey görürüm mezara benzer, baktıkça alır o yara benzer. Her yer karanlık, pür nur o mevki. Marif mi yoksa, makber mi ya Rab? Rüya değil bu, ayni ile vaki. Hoşça kalın.